Kazak yetkililer Çin'in büyükelçisiyle yaptıkları görüşmede Doğu Türkistan'da yaşayan etnik Kazakların hakları ve çıkarları konusunda vatandaşlarına vize verilmesini istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili siyasi ilişkilerin, ticaretin, ekonomik, kültürel ve insani yardımın, güncel konuların yanı sıra Kazakistan ve Çin arasındaki güvenlik konuları ve beklentiler görüşüldü. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze şeridinden İsrail tarafına atılan roketin bir otobüse isabet etmesinin ardından bölgeye hava saldırısı başlattı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada savaş uçaklarımız Gazze'de terör hedeflerini vuruyor ifadesine yer verildi. Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmezken daha önce yapılan açıklamada Gazze'den açılan ateşin İsrail tarafında bir otobüse isabet ettiği ifade edilmişti. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalar Vezirköprü ilçesinde yapılan yürüyüşte protesto edildi. Doğu Türkistan Karadeniz sorumlusu Halil İslamoğlu ve bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikaları protesto için yürüyüş düzenlendi. Doğu Türkistan'da her Türk'ün evine bir Çinli memur yerleştirme olayından sonra Uygur Türklerinin Çinliler ile evlenmeye zorlandığı bildirildi. Gelen son bilgilere göre Çinliler hapishanedeki anne babalarının durumlarının iyileştirileceği veya toplama merkezlerindeki akrabalarının serbest bırakılacağı vaatlerinde bulunmakta. Uygur kızlarının Çinli erkekleriyle evlenmeye zorlandığı bildirilirken, bu uygulamanın Uygur erkekleriyle Çinli kadınların evlenmesinde de geçerli olduğu aktarıldı. Karşı gelenlerin ise hapse atıldığı belirtildi. Putin, Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı projesinin denizden geçen kısmının tamamlanmasına yönelik törene katılmak için 19 Kasım'da İstanbul'a gelecek. Türk Akım her biri yılda 15.7 milyar metreküp gaz sevkiyatı yapacak iki koldan oluşuyor. Projenin ilk kolu ile gazın Türkiye'ye, ikinci kolu ile de Avrupa'nın güney ve güneydoğusuna sevkiyat yapılması planlanıyor. Projede sevkiyata 2020 yılında başlanması öngörülüyor.